Ve Gül abla senden başlayabilir miyiz? Tamam. Herkese iyi akşamlar. Yeni katılan arkadaşlar için kendimi tekrardan tanıtmak istiyorum. Ben Adana'dan Lider Hülya Bahçeci. 29 yaşındayım, evliyim, bir çocuğum var. Ev hanımıyım. Ya da ev hanımıydım diyelim. Çünkü Atomi ile tamamen değişti her şey. Çok güzel bir iş hayatım, geleceğe dair güzel planlarım var artık. Beni Atomi ile tanıştıran güzellik uzmanımız Burcu Hanım oldu. Cildim çok pütürlüydü ve cilt bakımı için Burcu Hanım'a gittim. Orada Atomi ürünlerini zaten kullanıyordu Burcu Hanım. Bu şekilde Atomi ile tanıştık. Atomi ürünlerini kullandıktan sonra memnun kaldığım için zaten kendisi bana beni de üye yapabileceğini söyledi. Ve ben öncesinde çok fazla network işi yaptığım için bunu kabul etmedim. Hani bir ön yargı oldu zaten. Sonrasında Burcu biraz daha hani vizyonu hakkında falan bilgi edinmem için bana anlattı, sağ olsun. Hani bu şekilde hani Atomi'yle başladık, yani ilk adımı attık. Yani çünkü Atomi'nin diğer network işleri gibi olmadığını anladım. Ürünlerinin de zaten kalitesini gördüğüm için beni etkilemişti. Bir de üstüne Koreli sponsorların desteklerinin olması daha da cazip geldi bana. Böylelikle ilk adımımızı attık zaten Atomi'ye. Hatta ilk satışlarım benim diş macunu, diş fırçası, maske oldu. Çünkü pahalı olduğu için kimsenin alamayacağını düşünmüştüm başta. Ve tamamen bu konuda yanılmışım zaten. Bu konuyla ilgili çevremden de örnek vermek istiyorum. Elimde olan The Fame setini tanıtmakla başlamıştım ben. Ve inanır mısınız, almaz param yok diyen kişiler, işte ne bileyim, hani alamayacağını düşündüğüm kişiler bile aldı. Ürün denedikten sonra, hani tanıttıktan sonra kimi gidip komşusundan borç istedi, kimi arkadaşından, işte kardeşinden falan borç aldı. Yani bu şekilde satmaya başladım. Hani normalde yapamam dediğim, hani çok pahalı gelen ürünleri bile bu şekilde satmaya başladık. Yani onların da böylelikle çevrelerine girmeye başladık yavaş yavaş. Nasıl derseniz de onların da çünkü çevresindeki insanlar yüzlerindeki güzelliği, parlaklığı, pürüzsüzlüğü karşı tarafın da inanılmaz şekilde dikkatini çekti. Hani sen ne kullanıyorsun, işte ne yaptın, ne sürdün demesiyle bu şekilde başladı zaten. Kendi çevremden sonra onların da çevresine girmeye başladım. Yani bu sayede de ürün artışı, ürün satışında artış, işte üye olarak artış oldu. Yani genel olarak zaten Atomi ürünleri kendi kendini sattırıyor. Yani gören kişiler kendiliğinden üye oldu. Hani bu şekilde ilerlemeye başladım, benim ilk adımım böyle oldu. Zaten es geçmek istemiyorum. İlk üyem ablamdı. O da şu an zaten Antalya lideri Pınar Hanım. O benim en büyük destekçim. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Koreli sponsorumuz Jun. Ona da çok teşekkür ediyorum verdiği desteklerden dolayı. Onun zaten Adana'ya gelmesi, bizlerle çekildiği resimler, etrafımdaki insanların bana daha çok güven duymasını sağladı. Çünkü başarılı olmaktaki en büyük etkenlerden birisi de güven. Önce kendine güvenmeli, sonra etrafındaki insanların sana güvenmesini sağlamalısın. Jun sayesinde bunlar çok güzel sonuçlandı. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani onun böyle o samimiyeti hani gören kişiler için zaten anlarlar. Çok teşekkürler Jun. Atom ürünlerini tanıtırken her zaman öncelikli amacım karşılıklı güven duygusunu ön plana çıkarıp ürünlerin kalitesini anlatmaktı. Karşı tarafa bunu gerçekten güzel anlatmak istiyorsanız öncelikle sizlerin ürünü deneyip kalitesini görmeniz lazım. Ürünü ne kadar iyi tanırsanız çünkü o kadar kendinize özgüveniniz olur. Ben bu şekilde yapıyorum. Önce ürünleri kendim tanıyorum, kendim kullanıyorum.
etkileri neler, bunları görmeye çalışıyorum ki karşı taraf bana soru sorduğu zaman bile hani bu konu hakkında bir bilgim olsun diye. Yani elimden geldiğince ürünlerin hepsini kullanmaya çalışıyorum. O yüzden kendime güvenim hep tam. Anlatırken de güvenli bir şekilde, böyle özgüvenim yüksek bir şekilde anlattığım için satışlarımın da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde sizler de yapabilirsiniz. Koreli sponsorumuz Jun, herkesin zaten alabilmesi için The Fame setimizde de büyük bir indirim yaptı. 500 TL'ye herkesin alabileceği bir fiyat. Hani alıp karşı tarafa daha güzel anlatıp daha güzel tanıtabilirsiniz. Yani en azından denediğiniz zaman karşı tarafın alması daha kolay oluyor. Çünkü daha güzel aktarabiliyorsunuz. Bu arada üye yaptığınız kişileri nasıl olsa üye oldu deyip boş bırakmayın. Benim de pasif olan bir üyem vardı. İlk üyelerimden zaten kendisi. Ona evini kar setini götürdüm denetmek için. Denettikten sonra hani zaten onun da yüzü pütürlüydü. Sonucuna bayıldı kendisi de. Çok hoşuna gitti. Direkt zaten ona evini kar setini verdim, sattım. Ondan sonra ertesi günü kendisi iş yerine gitmesiyle, yani sadece arada bir gün olmasına rağmen hani etrafındaki çalışan iş arkadaşları falan, "Aa, sen ne kullandın, sen ne sürdün yüzüne, ne oldu, ne yaptın?" Hani bu şekilde direkt zaten dikkatlerini çekti. Hani başta da dediğim gibi Atomi ürünleri kendi kendini sattırıyor. Hani siz zorlanmadan kendi kendini sattırıyor ürünler. Bu şekilde o kişinin de kendi arkadaşlarına 4 tane evinin kar seti verdik. Hani böyle de devam etti. Hala da alışlar falan oluyor. İşte diş fırçasıydı, macundu. Yani ürünlerimize tamamen güvenmeliyiz. Yani arkadaşlarız, hani gittiği mesela çevremizdeki arkadaşlarımızın yanlarında işte gittiğimiz ürünleri götürmeliyiz, tanıtmalıyız. Hele ki çalışıyorsak zaten çalıştığımız çevredeki insanlar, hani daha fazla satış yapabiliyoruz bu şekilde. Ben başka bir arkadaşıma da The Fame setini vermiştim. Daha ikinci gün kullanımında o da mesela görümcesiyle karşılaşıyor, kendilerine geliyor. Görümcesi yüzüne ne kullandığını soruyor. O da 2 gün kullanmıştı The Fame'i. Sonrasında görümcesine Kore ürünleri aldığını söylüyor. Hani nereden aldığını falan soruyorlar. İşte arkadaşından aldığını, yani benden aldığını söylüyor. Sonrasında o da zaten Avon işi yaptığı için yıllardır, bu sefer bunlar kavga etmeye falan başlıyorlar. Hani niye benden almadın, niye gidip başkasından aldın? Hani zaten onun verdiği cevap çok hoşuma gitti. Sen şimdiye kadar Avon ürünü kullandın, kimsen de bir değişiklik fark etti. Ama bak, sadece benim 2 gün kullanmamla bile sen hemen değişimi fark ettin ve bana sordun deyip, hani demek ki senin sattığın Avon ürünü değil de benim aldığım Atomi Kore ürünleri seninkinden daha kaliteliymiş deyip orada bir tartışma, bir sürtüşme yaşıyorlar. Yani bu benim çok hoşuma gitti gerçekten. Hani herkesin fark edebildiği bir ürün. Bu işe neden mi girmelisiniz? Geleceğinizi düşünüyorsanız, hayalleriniz varsa, hayallerinizin peşinden gitmek için, çocuğunuzun geleceği için. Çünkü ileride bu işi çocuğunuza miras olarak bırakabilmek için yapmalısınız. En yakınlarınızı, sevdiğiniz arkadaşlarınızı, dostlarınızı davet etmelisiniz. Çünkü onlarla beraber ilerlemek, onlarla büyümek için, onların da iyi yerlere gelmesi için. Arkamızda zaten çok büyük destekçimiz var. Siz yeter ki bu işi yapmak isteyin. Gerek Koreli sponsorlarımız, gerek sizi üye yapan kişiler veya bu işle tanıştıran kişiler her zaman sizin yanınızdalar ve sizin destekçileriniz olacaklar. Siz de Atomi kariyer fırsatları ile hayallerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz benim gibi. Atomi'nin güzellik
ve fırsatlarla dolu dünyasının kapılarını şimdi açın. Yoksa geçirdiğiniz her gün için pişman olursunuz. Tıpkı benim gibi. Çünkü ben de çok pişman oldum. Keşke daha öncesinde başlasaydım dedim. İnsanların, özellikle kadınların hayallerinden ilham alarak güzelliğinizin ürünlerini üreten ve sizlere kazançlı iş modeli, insanlara kendi potansiyel ve güzelliklerini keşfetebilecek eşsiz bir fırsattır çünkü Atomi. Yani kariyer ve işim benim yeniden hayata başlamam oldu. Küllerimden yeniden doğdum. Yeni insanlarla tanışma, sosyalleşme fırsatı yaşadım. Hem onlara sağlıklı yaşama ayak uydurmalarında yol gösterdim, hem kendim buna ayak uydurdum. Böylelikle birçok kişinin hayat hikayelerine ortak oldum zaten. Bu da benim işime çok daha sağlam bağlanmamı sağladı. Yaptığım iş ilk başlarda insanlara Avon gibi, farmasi gibi böyle sıradan bir iş olarak geldi. İnsanları ilk tanıttığım zaman hani normal sıradan network işi şey yaptılar zannettiler. Ama onlar da gördüler ki hiçbir network işine benzemiyor Atomi. Ben 2 ay içerisinde zaten lider oldum. Lider olduktan sonra herkes zaten bunun farklı, hani onlardan çok daha farklı olduğunu anladı. Yaptığım iş normalde basit, hani normal sıradan bir iş gibi görülebilirdi hani onlara göre, ama benim için hayata başlangıç, başkalarının hayallerine ve düşüncelerine dokunmamı sağladı. Atomi vizyonu her zaman mutlak kalite, mutlak fiyat ilkesine bağlı kalmakta. Çalışanlarına yardımlar sunmakta. İş ortakları ile büyümekte zaten. Normalde de hep söylediğimiz gibi Atomi bir ekip işi. Atomi artık hayatımızın büyük bir parçası. Nereye gitsek yanımızda, çantamızda, olmazsa olmazımız. Bayram zamanı benim büyük bir fırsat oldu benim için. Hani görmediğim, anlatamadığım akrabalarımla tekrardan Atomi'yi anlatma fırsatı buldum. Benim için büyük bir fırsattı bayram. Onlarla denk geldim. Onlara daha güzel bir şekilde anlatabildim. Ürünleri gösterebildim, denetebildim. Güzel de satışlarım oldu zaten. Hani siz de böyle fırsatları çok iyi değerlendirebilirsiniz. Yani benim zaten en çok da Instagram hesabımdan takip ediyorlar. Çünkü ben yeni hesap açmadım kendime. Yani herkesin eklediğim zaman kabul edeceğini düşünmedim. Çünkü hani çoğu insan reklam yapan şeyleri yani kabul etmiyor. Birkaç kişi falan oluyor, ama diğer türlü benim hesabımda fazlasıyla insan olduğu için ben kendi hesabımı kullanmayı hani bırakmadım yani. Oradan reklamlarımı yapmaya başladım ve herkese de ulaşabildiğimi düşünüyorum bu sayede. Hani bir değil birçok kişiye ulaşabildiğimi düşünüyorum. Bir de ürünleri tanıtırken hiçbir zaman korkmasınlar, korkmayın. Acaba beğenmezler mi? Ya da beğenmezlerse ben ne diyeceğim? Hani bu şekilde düşünmeyin sakın. Çünkü gerçekten ürünlerimiz çok güzel ve her türlü beğeniyorlar. Siz o ürünü yeter ki o karşı tarafa bir deneyin, yeter ki yüzüne sürün ya da yeter ki bir kere kullansın. Ürün tamamen kendini sattırıyor zaten. O yüzden kendinize ne kadar çok güveniniz olursa o kadar güzel satarsınız ürünleri. Ve ben inanıyorum ki ben kendime gerçekten çok güveniyorum. Çünkü ürünlere de güveniyorum sonuna kadar. Ve bu yüzden ilerlediğimi düşünüyorum. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım size de yardımcı olabilmişimdir. Eğer aklınıza takılan soru olursa her zaman sorabilirsiniz. Ben buradayım her zaman. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese merhaba ve iyi akşamlar. Ben Gökçe, 24 yaşındayım. Bandırma'da yaşıyorum. Atomi ile nasıl başladım? Size bundan biraz bahsedeyim. Atomi ile Jun sayesinde tanıştım. Jun'la da bir global dil öğrenme sitesi, yani Interpass'ta tanıştım ben de.
Orada bir süre konuştuk böyle, arkadaş olduk. Ben Korece öğreniyordum, o da biraz Türkçe öğreniyordu. Bu şekilde biraz ilerledik. Sonrasında kendisi hani bana benim Kore'ye olan meramı görünce Kore'ye gelmemi, yani gelip biraz heyecanlandım, kusura bakmayın. Yani Kore'ye gelmek isteyip istemediğimi sordu. Ben de istediğimi söyledim ama malum bizim ülkemizde bilet fiyatları biraz uçuk. O yüzden dedim şu anda hani biraz zor görünüyor. Tabi bu geçen sene gerçekleşen bir konuşma. Sonrasında yine normal konuşmaya başladık. Bana dedi ki hani eğer Kore'ye daha kolay ve rahat gelmek istiyorsan benim yaptığım bir iş var dedi. Hani Atomi kısaca anlattı. İlk başta network işi olduğu için ben yanaşmadım. Çünkü daha önce hiç network işi yapmadım. Çevremden duyduğum kadarıyla da gördüğüm kadarıyla da benlik bir iş değil demiştim. Neden benlik bir iş değil? Çünkü o zamanlar böyle biraz çekingendim, utangaçtım. İnsanlarla fazla konuşamıyordum. Hani konuşmayı tercih etmiyordum, öyle söyleyeyim. Ama sonra işte tekrar konuşmaya devam ettik. Tekrar yine Kore konusu açılınca bu sefer dedim ki hani işi daha güzel, daha böyle net bir şekilde anlattı. Hani istersen gel işi gör, Atomi'yi tanı. Yine istemezsen hani ayrılırsın dedi. Ben de biraz düşündüm. Sonra kabul ettim. Hani hiçbir şey kaybetmem dedim. Sonuç olarak diğerlerinden farklı olarak katılırken hiçbir şekilde ücret ödemiyoruz. Sipariş sorunumuz yok gibi. Bu tür şeyleri söyleyince ben de tamam dedim. Yani bir şey kaybetmem, bir şey kazanırım diyerek kabul ettiğimi söyledim. Sonrasında beni Seda Hanım'a yönlendirdi. Onunla tanıştım. Bana Atomi'de biraz yardımcı oldu. Ürünleri tanıttı. Üyelik konusunda yardımcı oldu. Hani ne yapabilirim, ne edebilirim? Ürünler daha tabii o zamanlar Kore'de, Türkiye'de yoktu. Mesela bana en çok Atomi'nin nasıl işlediği, kazanç planı, bu ekibe katıldığımda hani bunları öğrendik. Çünkü bunlar önemli şeyler. Özellikle mesela bu ekipte kalmamın, Atomi'ye devam etmemin sebeplerinden biri de hem ekibim çok güzel. Gerçekten ekibimi çok seviyorum. Tam bir aile ortamı. Hem o zamanlar başladığımızda en fazla 10-15 kişiydik. Geçen sene ortalama yine Mayıs ayındaydık. Küçük bir ekiptik. Şimdi kocaman bir ekip olduk. Aile gibiyiz. Onlarla olan iletişimim gerçekten güzel. Ürünlerin kalitesi, ürünlerin orijinalliği ve doğallığı. Hani bunların hepsi benim Atomi'de kalma sebebim. Diyelim ki bu ürünlerin hepsi istediği kadar güzel olsun ama ekibim iyi olmasaydı büyük olasılıkla ben şu anda Atomi'yi yapmıyor olurdum. Ama yani gerçekten böyle bir işte ekip en önemli şey. Bu yüzden ekibime çok teşekkür ediyorum. Sonra hani birbirimize destek olmamız, yeni gelen üyelerimizde de her zaman onlara da destek olacağız. Yani çok kısa zamanda gerçekten çok iyi yerlere geldik. Özellikle Kore ile yakından çalışmak ve bize verdikleri destek, bunlar gerçekten çok önemli ve çok güzel şeyler. Yani özellikle bir insana işi anlatırken Kore ile yakından ilgili çalıştığımızı söylediğimizde de ilgilerini çekiyor, dikkatlerini çekiyor. Hani bazen sırf bu yüzden bile toplantılara katılma olasılıkları da oluyorlar. Başka ne diyebilirim? Yani sponsorlarımız da aynı zamanda Kore sponsorlarımız da bize güveniyorlar. Hani sonuna kadar da destekliyorlar. Ki biliyorsunuz zaten birçoğunuz bayağıdır ekibimizdesiniz. Bunu da gördünüz, şahit oldunuz. Yani bizim de bu destekler için gerçekten sıkı ve sabırlı bir şekilde çalışıp çabalamamız gerekiyor ki
bu verdikleri desteğin hakkını güzel bir şekilde verebilelim. Yani böyle bir hafta sonra zaten benim de Atomi'de bir yılım da olacak. Daha nice yıllara. İşte o zamandan bu zamana ben de çok sıkı çalıştım. Hani yaşadığım yer biraz küçük. Satış konusunda biraz sorunlar yaşıyor olabilirim. Ama tabii ki de hiç pes etmiyorum. Devam ediyorum. Sosyal medya üzerinden sürekli reklam yapıyorum. Benim de kendi Atomi için ayrı bir sayfa açtım. Ama bunun dışında kendi kişisel hesabımda daha çok takipçim olduğu için oradan paylaşım yapıyorum. Bu sayede hani iki taraftan da etkileşim oluyor. Birçok yönde bu şekilde mesela birkaç üye getirmiş oldum. Büyük sayfalarla tanışmış oldum. Yani kısaca sıkı çalışıp hani ekibimize her zaman destek olmalıyız. Biz mesela daha çok ilerlediğimiz için altımızdaki ekibimizden daha çok şeyi bildiğimiz için ve sürekli öğrenmeye devam ettiğimiz için altımıza yaptığımız yeni üyelerimize de sürekli hani onları teşvik etmeliyiz. Onlarla sürekli pozitif olarak ilgilenmeliyiz. Sürekli anlatmalıyız ki kendilerini salıp bırakmasınlar bu işi. Yani ilgisizlik bütün her şeyi bitiriyor diyebilirim. Benim diyeceklerim bu kadar galiba. Son olarak beni bu işle tanıştıran arkadaşım ve sponsorum olan Jun ve onun kız kardeşi Sko'ya, Atomi Partner Türkiye grubu kurucuları Esra Hanım ve Mehmet Bey'e. Son olarak da en başından beri benimle ayrıyetten özenle ilgilenen Esra Hanım'a gerçekten çok teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki bu harika ekipteyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Gökçe'cim. Gerçekten Bulandım. Çok güzel konuşmaydı. Teşekkür ederim. Gerçekten güzel çalışmalar sürdürüyorsun lider olarak. Özellikle senin konuşmanı istedim. Çünkü yaşın çok genç ve gerçekten güzel bir mücadelen var. Hani insanlarda bu mücadeleyi paylaşmanı istedim bizzat. Teşekkür ederim güzel yorumların için. Ben teşekkür ederim. Evet, iyi akşamlar diliyorum Gökçe. Teşekkür i̇yi ederim akşamlar. Tekrardan. Seda Hanım, müsait misiniz? Seda Hanım da ekip liderlerimizden. Bu akşam onun da konuşmasını istedim. Herkese merhaba, evet. İyi akşamlar. Bu arada kusura bakmayın, internetimde bugün sorun var. Yaşadığım yerde biraz fırtına var, o yüzden kopturuyor internetim. Zor bağlandım. İnşallah kopmaz konuşma sırasında. Ben de bundan bir sene önce başladım. Ben Seda Çakıcı, 4 çocuk annesiyim. Bu gruba başladığımda Jun ile başlamıştım. Jun tanıştım. Bana bu işi anlattı. Sonra Esra ve Mehmet'le beraber devam ettik. Bana işin nasıl yapılacağını anlattılar. Zaten ilk başta ben, Mehmet, Esra, Jun ve Mehtap vardık. Daha sonra grubumuz büyüdü. Ben de aynı şekilde birçok internet sayfasını kullanarak birçok kişiye ulaşmaya çalışıyorum. İnternet ve etrafımdaki insanlarla konuşarak Atomi'yi anlatmaya çalışıyorum. Ve her zaman burada satış yapmam biraz zor olsa da Jun, Sko ve Esra'nın, Mehmet'in desteği hiçbir zaman eksik olmadı. Her zaman her konuda bize yardımcı oldular. Bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim herkese beni dinlediğiniz için. Söyleyeceklerim bu kadar. Ve ürün konusunda her zaman destek oldukları için de çok teşekkür ederim. Ürünleri Jun sayesinde ilk kez deneme şansımız oldu. Biz aslında ürünler gelmeden önce tanıtımlara başladık. Çünkü daha o zaman Türkiye'de yoktu Atomi. O şekilde başladık, o şekilde tanıtmaya çalıştık.
Ve şu anda bu şekilde büyüdüğümüzü düşünüyorum. Bizim gibi olan diğer gruplar çöküşte olduğu halde biz hala daha devam ediyoruz. Çünkü biz yavaş yavaş devam ettik. Ürünlerimizi gerçek anlamda tanıtmak istedik. İnsanlara denettirdik. Ve bu yüzden insanlar memnun olduğu için grubumuzdan asla çıkmadılar. Ve hala daha memnunlar. Bu yüzden grubumla gurur duyuyorum. Herkese çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Söyleyeceklerim bu kadar Esra'cığım. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir konuşmaydı. Bir lider olarak çok güzel bir konuşma gerçekleştirdim. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet, bugün toplantı güzel geçti. Hepinize gerçekten katıldığım için çok teşekkür ederiz. Hani merak ettiğiniz soruları biz yine özelden alıyorduk ama ekstra olarak burada konuşarak hem yeni gelenler için hem de işi bilenler için bunu birlikte paylaşarak, birlikte dinleyerek, anlayarak güzel bir şekilde geçirelim dedik. Teşekkür ederiz. Mehmet Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bilgilerini bizlerle paylaşmış bulundu. Ve ekip liderlerimize de ayrıyeten teşekkür ediyorum güzel konuşmaları için. Hatice, Jun'un söylemek istediği birkaç bir şey varsa ondan da kısa bir şeyler alalım. Daha sonrasında da toplantımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Tamam, söylüyorum. Oppa. Meeting'in gınlandığında oppa halmari isim ya. Mare. Çok. Aynen hemen. Tabii. 안녕하세요. 저기 오늘 참여해 주신 여러분 감사해요. 메라바 bugün katılan herkese teşekkür ediyorum. 원래 말 안 하려고 그랬는데 ben hiç konuşacağımı düşünmedim. O yüzden aklıma bir şey gelmedi diyor. Şimdi, 저는 사실 그 이제 곧 있으면 또 줌 미팅이 있어가지고 그거 참여하려고 아까 잤거든요. 비라잔 yine Zoom 토플란트 olduğu için 비라즈 우유입 우얀듬? 일단 또 콜롬비아 사람들이랑 해야 돼가지고 그 자다가 이제 일어났어요. 콜롬비아, 콜롬비아 사람들이랑 토플란트 olduğu için 비라즈 우유입 tekrar 아야 갔음. 뭐 아무튼 열심히 하다 보면은 내 아래에 이제 많은 나라의 사람들이 들어오니까 여러분도 열심히 하다 보면은 이제 애터미에서 많은 멤버들이 생길 거예요. 난 스크 çalıştığım için altıma başka ülkelerden insanlar girebildi. Siz de sıkı çalışırsanız sizin de altınıza böyle insanlar girecektir. 네, 아무튼 뭐 오늘 미팅 열심히 해준 메멧이랑 슐라도 너무 감사합니다. Bugün toplantı için sıkı çalışan Mehmet ve Esra ay Hülya'ya teşekkür ederim. 네, 그럼 저는 이제 끝났어요. 감사합니다. Bu kadar. Teşekkür ederim.